Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde harf, hece ve kelime sayısını cümlelerdeki harf, hece ve kelime sayısını nasıl bulacağız? Ve bununla ilgili bol bol etkinlik yaparak konuyu pekiştirmeye çalışacağız sevgili öğrenciler. Derse geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız daha sonra yüklediğim videolarımdan, duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Haydi başlayalım sevgili öğrenciler. Cümleleri okuyacağız. Harf ve hece ve kelime sayılarını bulacağız. İlk cümlemiz sevgili öğrenciler. Eski yıl bitti, yeni yıl başladı. Harf sayısını bulmak için bütün hepsini ne yapıyoruz? Harflerini teker teker sayıyoruz. Çünkü her işaret ve sembol birer harftir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 harften oluştuğunu görüyoruz. Şimdi sevgili öğrenciler, hece sayılarını bulacağız. Burada harf, hece ve kelime konusunu işlerken size bir ipucu vermiştim. Hece sayısını bulmak için ünlü harflerini bulmamız yeterlidir demiştim. Yani A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü. Bu cümledeki ünlü harf sayısını bulursak kaç tane heceden oluştuğunu da bulabiliriz. E, İ, 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 E, İ, I, A ve A, bir de I var. Bunlar hepsi ünlü harflerdir. Toplam 11 tanedir. O yüzden 11 tane ünlü harf olduğuna göre bu cümlede 11 tane de hece vardır sevgili öğrenciler. Şimdi kelime sayısına bakıyoruz. Eski yıl bitti, yeni yıl başladı. Evet. Hecelediğimizde eski yıl bitti. Yeni yıl başladı. 11 heceden olduğunu göreceksiniz bu şekilde de hecelediğinizde. Eski bir, yıl 2, bitti 3, yeni 4, yıl 5, başladı 6. Bu cümledeki kelime sayısı da 6 tanedir sevgili öğrenciler. Evet, eski yıl bitti, yeni yıl başladı. Cümlemiz bitti. Şimdi yeni cümlemize geçelim. Bu yıl okuma yazmayı öğrendim. Kaç harf, kaç hece ve kaç kelimeden oluşmaktadır? Başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane harften oluşmaktadır. Hece sayısını bulmak için ne yapıyorduk? Ünlü harflerine bakıyorduk sevgili öğrenciler. Ünlü harflerini sayalım. U, I, O, U, A, A var. Bir A daha var. I var. Ö var. E var ve İ var. Bunları saydığımızda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu cümlede 11 tane hece olduğunu görüyoruz. Bu yıl okuma yazmayı öğrendim diye heceleyebiliriz. Şimdi kelimelerini sayalım sevgili öğrenciler. Bu cümlede 5 tane de kelime olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 kelime varmış. Diğer cümlemize geçebiliriz. Keloğlan annesini hiç üzmezdi. Bu cümledeki harf, hece ve kelime sayısına bir bakalım. Evet, harfleri saydığımızda teker teker sayarken üstünü çizmenizi tavsiye ediyorum ya da altını çizin ki sırayı karıştırmayın harf sayısını. Saydığımızda kel olan annesini hiç üzmezdi cümlesini. Harften oluştuğunu görüyoruz. Şimdi hece sayısını bulacağız. Ne yapıyorduk? Ünlü harflerini
Hemen üstüne yazıyoruz. Ünlü harf sayısı bize cümledeki hece sayısını bulmamıza yardım edecek. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane bu cümlede hece varmış. Şimdi kelimelerine bakalım. Keloğlan 1, annesini 2, hiç 3, üzmezdi 4. Bu cümlede 1, 2, 3, 4 tane kelimeden oluştuğunu görüyoruz sevgili öğrenciler. Evet, sevgili öğrenciler, çalışmamız bu kadardı. Öğretmenimiz sınıfta herkese bir görev verdi cümlesiyle. Nasrettin Hoca bir gün kasabaya gidiyormuş cümlelerindeki harf sayısını, hece sayısını ve kelime sayısını siz buluyorsunuz ve yorumlara yazıyorsunuz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.